Şimdi piyasalara bakacağız. Telefon attığımızda ALB Forex analisti Sayın Rıdvan Baştürk var. Rıdvan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Dolardaki düşüş devam ediyor ve son 3 haftanın dibini görmüş durumda. Özellikle bir koalisyon hükümetinin kurulacağı beklentisi piyasalarda olumlu bir havanın hakim olmasını sağlıyor. Bu olumlu hava sürer mi? Doların seyri ve piyasalar konusunda sizden genel bir değerlendirme alalım. Tabii ki evet, dolar tarafında işlenen bugünkü harekete baktığımızda tamamen iç kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Türk lirası diğer ülke para birimlerinden oldukça pozitif bir şekilde ayrıştı. Tabii ki de bu ayrışma nedenlerine baktığımızda yurt içinde siyasi gelişmelerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki mevcut tabloya baktığımızda 7 Haziran genel seçimleri öncesindeki tablodan oldukça farklı bir senaryo var. Çok kısaca değinmek istiyorum buna. Seçimler öncesinde koalisyon ihtimali olumsuz fiyatlanırken tek parti iktidarı seçeneği ise olumlu olarak fiyatlanmaktaydı piyasalar üzerinde. Ancak gelinen noktaya baktığımızda ise seçim öncesi negatif olarak görülen koalisyon ihtimali şu an piyasa açısından oldukça olumlu bir tablo olarak gözükürken erken seçim ihtimali ise olumsuz olarak gözükmektedir. Seçimden sonraki yaklaşımlara baktığımızda piyasa algısına koalisyon hükümetinin beklentileri en azından biraz daha artırmakta olduğunu ve her geçen günde bu ihtimale yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Tabii burada önemli olan hangi partilerin ne şartlarda koalisyon kurucu olacaktır ama şu bir gerçek ki koalisyon hükümeti kurulması durumunda bu kısa vadede yurt içi açısından oldukça pozitif fiyatlanacaktır. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımızda ise tabii ki de ekonomi yönetimine dair beklentiler ve diğer ihtimallere baktığımızda uzun vadede yine sıkıntıların baş göstermesi mümkün gözükmekte, ancak dediğim gibi koalisyon ihtimali beklentileri artmaya devam ettiği sürece Türk lirasındaki değerlenmenin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yunanistan'daki borç krizi bir türlü çözülemiyor bildiğiniz gibi. Yunanistan ve kreditörleri bir anlaşma sağlayabilmiş değil. İlerleyen süreçte Yunanistan'ı neler bekliyor? Yunanistan bu kaosu aşabilir mi ya da nasıl aşar? Evet, Yunanistan konusu oldukça can sıkmaya başladı. Oldukça gel gitli haber akışları geliyor. Haftanın başında biliyorsunuz Yunanistan kreditörleri bir taslak metni sundu. Bu oldukça olumlu bir gelişmeydi. Bununla birlikte özellikle Avrupa endekslerinde ve Yunanistan borsası başta olmak üzere alımların geldiğini gördük. Bu tabii ki de yurt içine de yansıması olumluydu. Ancak o gün ve ilerleyen günlerde baktığımızda özellikle Almanya cephesinden çok da olumlu, ılımlı açıklamalar gelmedi. Bu da bu iyimserliği biraz baltalamış olarak gözüküyor. Sürekli Eurogroup toplanıyor, beklenmedik toplantılar yapıyor. Bugün de bir toplantısı vardı. Bugün Yunanistan iki tane taslak metni sundu Eurogroup'a. Şu an güncel haberlere baktığımızda bu toplantının bittiğini ve toplantı sonrasındaki konuşmalara baktığımızda ise özellikle Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis'in açıklamaları önemli. Müzakereler devam edecek diyor anlaşma sağlanana kadar. Bugün ve yarın görüşmeler devam edecek, görüşmeler hafta sonuna kalabilir gibi cümleler var. Yani şöyle söyleyebiliriz, aslında genel açıklamalar hem Yunanistan cephesinde hem de kreditörler cephesinde baktığımız zaman gene itibariyle olumsuz bir hava var. Ancak yapılan her olumsuz açıklamanın ardından bir ama bağlacıyla cümleyi ters çeviriyorlar. İşte anlaşamadık ama anlaşma ihtimalimiz var, anlaşmak için elimizden geleni yapacağız gibi cümleler en azından Euro tarafını biraz kuvvetli tutmaya devam ediyor. Tabii ki de kritik süreçler, ay sonunda biliyorsunuz Yunanistan IMF'ye ödemesi var. Bunu yapacak mı, yapamayacak mı? IMF Başkanı Lagarde'ın açıklaması var yine bugün güncel olarak. Yunanistan'ın borç ödemesini yapmasını bekliyoruz tarzında cümleler var. Bunlar ılımlı açıklamalar diyebiliriz. Ancak şu an Yunanistan üzerinde kesin bir yargıda bulunmak çok zor. Her an olumsuz veya çok net olumlu bir haber gelebilir. O yüzden haber akışını izlemeye devam edeceğiz. Bugünkü açıklamalarla birlikte zaten Avrupa borsaları da negatif seyre geçmiş durumda. Size şunu da sormak istiyorum. Goldman Sachs Grup Başkanı Gary Cohn, piyasaların Fed'in faiz arttırımına herkesin sandığı kadar hazır olmadığını belirtti. Fed Başkanı Janet Yellen ise piyasaların ilk faiz artışını fazla abartmaması gerektiğini söylemişti. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Tabii burada karşılıklı açıklamalar geliyor. Bakıldığında aslında Fed'in faiz artırımına hazır olup olmadığını piyasaların o iki faiz artırım geldikten sonra göreceğiz gibi gözüküyor. Özellikle bu faiz artırımı Fed Başkanı Yellen'ın bahsettiği şey şu. Faiz artırımının tarihi değil, ondan sonraki süreç çok önemli diyor. Tabii ki de burada ilk faiz artırım sürecinden itibaren Fed'in üzerinde artık daha da fazla bir faiz artırım, belki %3,5'lara 4'lere çıkacak bir faiz artırım
tabii ki de bu kademeli olacaktır. İlk faz artırımından sonraki süreç oldukça önemli olacağından dolayı piyasaların buna negatif tepki verme olasılığı oldukça fazla olarak gözükmekte. Raporda da zaten bu bahsediliyor. Tabii ki de bu aşamada özellikle gelişmekte olan ülke borsaları, para birimleri veya ekonomileri diyelim, oldukça zaten kırılgan ekonomiler bunlar. Fed'in de faiz artırım sürecini başlatması ve devamında da gelebilecek ekonomik veriler dahilinde bu faiz artırımını daha da arttırması tabii ki de bu ülkeler üzerinde oldukça negatif bir etki yapacaktır. Altınla noktalayalım isterseniz. Altın fiyatları da son iki haftanın en düşüğü yakınında. Altındaki bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? İlerleyen süreçte altındaki bu düşüş sürer mi? Altın zaten aşağı yönlü baskı var. Tabii burada da önemli etki olarak dedim faiz artırım beklentilerini söyleyebiliriz. Dedim ne zaman faiz artırım beklentileri canlansa veya ekonomik verileri iyi gelse bu kapsamda altını başlayan hareketlerin hızlandığını görebiliyoruz. Şimdi zaten FED toplantısından sonra kısmi olarak değer kaybı yaşadı dolar biliyorsunuz. 2-3 gün boyunca bir değer kaybı yaşadı. Bu altını 500'i, altının ons fiyatı 1205 dolarlara kadar yükseldi. Ancak sonraki dönemde tekrardan doların toparlamasıyla birlikte altında da ons fiyatına 1170'lere doğru hareket olduğunu görüyoruz. Tabii ki de burada izlememiz gereken önemli şeylerden biri Fed'in faiz artırım süreci. Bu ihtimal masada kaldığı sürece veya işte yaz sonu Eylül ayı başına kadar bu beklentiler iyice artacaktır o toplantıya kadar. Bu ihtimaller arttığı sürece de altın onsun üzerinde baskın devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şu an kısa vadede 1165 desteği hedef olarak gözükmekte altında. Rıdvan Baştürk, değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Sayın seyirciler, ekonomi bültenine burada nokta koyuyoruz. İyi akşamlar.